Canlarına İzmir stüdyomuzdan gerçekleştirdiğimiz Ege Saati programımıza hoş geldiniz değerli izleyiciler. Pandemiyle mücadelemiz sürerken bir anda döviz kurlarındaki dalgalanmalarla beraber hepimizin gündemi ekonomi oldu değerli izleyiciler ve tabii ki bununla beraber gelen zamları konuşuyoruz. Temel gıda ürünlerinden akaryakıta kadar oldukça yüksek zamlarla karşı karşıyayız ve sofralarımıza, cebimize nasıl yansıdığını konuşuyoruz. Vatandaş kadar yerel yönetimler de ekonomiyle ilgili mücadele içerisinde ve tabii ki hala koronavirüs vaka sayıları da oldukça yüksek. Ve bununla ilgili COVID-19 ile ilgili de mücadele devam ediyor. Tabii bir yandan da tasarruflarla ekonomilerini dengelemeye çalışan yerel yönetimler hizmetlerini de aksatmamaya çalışıyorlar ve bu süreçte çok önemli projelere de imza atıyorlar. Bu projelere imza atan güzel etkinlikler, projeler yapan belediyelerden birini bugün konuğumuz olarak ağırlıyoruz. Karabağlar Belediye Başkanı konuğumuz Sayın Muhittin Selvi Topu stüdyomuzda. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet Sayın Selvi Topu, ekonomideki bu dalgalanmalardan, pahalılıktan hepimiz çok etkilendik. Bu evet. Arada bu süreçte Birleşik Metal İş Sendikası bir rapor hazırladı. Evet. Ve açlık sınırının en yüksek olduğu il bu raporda İzmir çıktı liste başı olarak. Aslında çok da şaşırtmadı bizi. Büyük illerde, evet. Kentlerde bu sınır çok daha yükseklerdi ama siz de İzmir'de Karabağları temsil eden bir belediye, evet. Başkanı olarak nasıl etkilendiniz? Tabii ekonomik gelişmeler en fazla etkilediği, bu gelişmelerin en fazla etkilediği ilçelerden birisiyiz. Neden bizi çok etkiliyor? Çünkü Karabağlar'da daha ziyade dar gelirli insanlarımız, vatandaşlarımız oturuyor. Evet, İzmir'in de en kalabalık ilçelerinden bu arada. En kalabalık ilçesiyiz, evet. Ve çoğu da oturanların, kent sakinlerinin büyük bölümü de kendi emeğiyle geçinen, çalışan kesim. Evet. Doğal olarak bunlar en fazla etkilenen kesim. Belediyeyi etkiliyor mu? Tabii ki etkiliyor. Zaten Karabağlar'da sorunlarımız çok, sıkıntılarımız çok. Bunlar da ilave bize yük getiriyor ama sonuçta hayat bir mücadele. Evet. Bizim işimiz bu. Bunlarla başa çıkmak. Elimizden geldiği ölçüde vatandaşımızın yanında olarak bununla mücadele etmeye çalışıyoruz. Ama fiyatlar belirsiz. Evet. Ya çok yükseldi. Evet. Şimdi dövizdeki bu dalgalanmalar insanların bir defa psikolojisini bozuyor. Evet. Yani nasıl bir ülkeyiz anlayamıyoruz biz de. Bu kadar büyük farklar işte bir günde tavan yapıyor, ertesi gün bir nasıl bir müdahale ise çok aşağılara iniyor. Ne oluyor, ne bitiyor çok anlamakta biz de zorlanıyoruz belediye, evet. Olarak. Yardım başvurularında bulunan vatandaş sayısı da arttı son günlerde. Karabağlar'da tabii da pandemiden sonra zaten arttı. O devam ediyor. Biz bunun nereden hani bir kanaata varabiliyoruz? Bizim sosyal destek kartımız var. Özellikle geliri olmayan, herhangi bir geliri olmayan yurttaşlarımıza verdiğimiz sosyal destek kartı var. Oraya müracaatlar çok yoğunlaştı. Yani o karttan yararlanmak isteyen sırada birçok vatandaşımız var. Yoğunlaşma var. Buralardan belli oluyor. Biz de kendi bütçe imkanlarımız ölçüsünde, evet. Onu artırmaya çalışıyoruz. Şu anda sayı 2500 civarında ama her geçen gün bu sayı artıyor. Belki 5000'ler, 10.000'leri bulabilecek noktaya gelecek. Bu da bir sıkıntının olduğunun çok önemli bir göstergesi. Sayın Selvi Topu, ekonomiyi belki tekrar değerlendiririz önümüzdeki konularda ve sorularımın içerisinde ama geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri'de bir çalıştay gerçekleştirdi. Belediye başkanları çalıştayı ve birçok CHP'li belediye başkanı oradaydı. Kılıçdaroğlu konuşmasında özellikle kara kış fonuna vurgu yaptı. Aslında şu anda da kış şartlarının en zor zamanlarını yaşıyoruz hava şartları açısından ve ihtiyaçlar tabii ki de artıyor. Öncelikle bu çalıştayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve bu konuyla ilgili siz Karabağlar'da neler yapıyorsunuz? Çalıştay, bu belediye başkanları çalıştayı genel merkezimizce periyodik olarak sürekli yapılıyor bu. Ve orada hem genel merkezin, yerel yönetimlerin yaptığı çalışmalarla ilgisi, ilişkisi bize anlatılıyor. Ya da istekler, öneriler.
Bunlar karşılıklı orada görüşülerek tartışılıyor. Bazı sunumlarla da bilgilendirmeler yapılıyor belediye başkanlarına. Sonuç olarak, özet olarak olumlu bir çalıştaydı. Bu defa daha içeriğiyle ilgili daha olumlu tepkiler aldı. Diğer belediye başkan arkadaşlarımızdan biliyorum. Tabii orada önerilerden birisi de ya bu çalıştayda kara kış fonu ile ilgili çalışmaların yapılması. Evet. Biz Karabağlar Belediyesi olarak zaten şunu hep söylüyorum. Bizim için her zaman kara kış varmış gibi zaten bir çalışma içerisindeyiz. Hep hazırız diyorsunuz. Hep hazırız. Çünkü demin söylediğim gibi Karabağlar sakinlerinin büyük bölümü dar gelirli insanlarımız. Yardıma muhtaç insanlarımız. Kendi imkanlarımızla, belediyenin olanaklarıyla her dertlerinde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Kış aylar tabii soğuk aylar. Bizim genelde ada ağaç budamalarımız var mesela. Oradan çıkan odun şu bu var, yakacaklar. Bunlar isteyen vatandaşa anında iletiliyor. Bu arada bakım, bazı çok dar gelirli vatandaşlarımız var. Evi akıyor, çatısı akıyor. Belli sıkıntılar var. Bunların hepsini bize intikal eden bu sorunları gidererek o vatandaşımızı en azından o süreç içerisinde daha da rahatlatmaya çalışıyoruz. Evet, tabii herkese yetinmekte yani, biraz zor oluyor. Evet, 500 bin nüfusumuz var ama muhtarlarımızdan, işte sivil toplum kuruluşlarından, değişik Karabağlar'daki kesimlerden ya da bize gelen müracaatlardan bunları değerlendirerek karşılamaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi Çalıştay'dan kısa bir görüntümüz var Sayın Selçuk. Evet. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından kısa bir görüntü hazırladık. Orada da aslında Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına hitaben siz gerekeni yapıyorsunuz diye de bir mesajla evet. konuşuyor. Kısa görüntümüzü izleyelim, onun üzerine sohbetimize tamam. devam edelim. Tamam. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında tüm belediye başkanlarımızla Kayseri'de bir araya geliyoruz. Bizim çözümlerimiz halktan yanadır, hukuktan yanadır, adaletten yanadır, insandan yanadır, sevgiden yanadır, Yunus'tan yanadır özetle. Yunus'tan yanadır. Ve biz bu topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girmesini istemiyoruz. Zam furyasıyla millet karşı karşıya kalırken çıkıp şunu seslendirdim. Önümüzde bir kara kış gelecek. Her şeye yağmur gibi zam geldi. Elektrikten doğalgaza, kömüre, oduna kadar. Ekmek fiyatlarından tutun her türlü besine kadar. Bu millet nasıl geçinecek? İktidar sahiplerine çağrı yaptık. Ya bir kara kış fonu kurun kardeşim. Bu milleti perişan etmeyin. Dinlemediler. Ama sizler olağanüstü bir çaba gösterdiniz. Yüksek siyaseti bir tarafa bırakıyoruz. Bir çocuk yatağa aç giriyorsa bulunduğunuz beldede oranın en yüksek siyaseti o çocuğun karnını doyurmaktır. Bütün arkadaşlarımın bunu böyle bilmesini isterim. Evet Sayın Servet Topu, Kayseri'deki Çalıştay'da Kılıçdaroğlu özellikle de hiçbir evet. çocuğun yatağa aç girmesini istemiyoruz diyor ve sık sık bunu vurguluyor. Aslında geçtiğimiz günlerde çok talihsiz olaylarla, haberlerle de karşılaştık. Soğuktan ölen bebek ya da yeterince sağlıklı beslenemeyen çocukların haberlerini görüyoruz, okuyoruz. Bunlar çok üzüyor bizi, canımızı acıtıyor ama evet. Aşabilecek miyiz ya da Türkiye bu süreci nasıl aşabilir sizce? Türkiye'nin imkanlarıyla, olanaklarıyla bunları aşamama gibi bir sorunu asla bana göre olmaz. Türkiye bu sorunların hepsini çok rahatlıkla aşabilecek bir ülke. Önemli olan imkanların, olanakların doğru değerlendirilmesi. Aslında sorun yönetme sorunu. Bizim ülkemizdeki bence en önemli sorun bu. Kaynaklarımız, olanaklarımız doğru değerlendirilirse, hakça da bir paylaşım öngörülürse yapılan her projede, her çalışmada, her yatırımda bunlar göz önüne alınırsa Türkiye'de genel başkanımızın söylediği gibi hiçbir çocuk yatağa aç girmez, üşümez ya da
bunlardan dolayı hayatını kaybetmez. Bu imkanlar bizim ülkemizde var. Evet. Yeter ki doğru yönetmesini bilelim. Evet, aslında sona saklamıştım bu soruyu, evet, ama şimdi soracağım. Bir yandan erken seçim olup olmaması tartışmaları gündemde, evet, onu konuşuyoruz. Peki yönetim sorunu var diyorsunuz Türkiye'de. Sizce Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara giden yolda siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ilk yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi işte genel başkanımız hep söylüyor dostlarıyla beraber, yani Millet İttifakı Türkiye'de iktidar olacak. Bu kaçınılmaz, yani ne olursa olsun görünen bir durum var. Ülkede yaşanan sıkıntılar var, ekonomik sıkıntılar var. Özellikle son günlerde yaşananlar var. Yani Türkiye bir yönetim sorunu yaşıyor. Yani şu anki iktidar Türkiye'yi yönetmekte zorluk çekiyor. O nedenle ülkemizde yapılacak bir erken seçim ülkeye nefes aldırır. Yönetimde oluşan bu boşluklar bence dolar. Bir an önce de erken seçim yapılmalı. Şimdi Karabağlar için çok önemli bir sektörden bahsedeceğiz. Mobilya sektörü. Mobilyacıların toplandığı ve çok ciddi anlamda istihdam sağlayan bir bölge Karabağlar. Ve geçtiğimiz günlerde yine Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla siz Mobilya Akademisi adı altında bir projenin açılışını gerçekleştirdiniz. Bu akademi mobilya esnafına neler sağlayacak Sayın Servi Topu ve öte yandan da mobilyacıların bölgeye katkıları neler? Şimdi bu proje uzun yıllardır tartışılan bir projeydi. Odamız, Mobilyacılar Odası bize getirdi. Bu arsanın, mevcut arsaların değerlendirilmesi, bir proje hazırlanması yönüyle talepler oldu. Bunu birlikte çalışarak bir proje geliştirdik. Burada amaç şu, hem orada Mobilyacılar Odası o merkezde bulunacak, hem de mobilya sektörünün sorunlarının tartışılacağı, ara elemanların yetiştirileceği, her türlü demin söylediğim gibi sorunun tartışılacağı, mesela tasarımla ilgili sorunları var, lojistik destekle ilgili sorunlar var, birçok işte bir mobilyacılar sitesi kurulmasıyla ilgili sorunlar var. Bütün bunları tartışılarak çözüm arayacak bir merkez olacak. Aynı zamanda eğitim de orada yapılacak. O yönüyle de zaten ismine Mobilya Akademi verildi. Evet. Dün de hatta Mobilyacılar Odamız'da kendi yerine açılışını yaptı. Yani artık Mobilyacılar Odamız'da o binada, evet, hizmet verecek. Evet, ama yani temel amaç bu. Bunun da Karabağlara faydasının çok olacağına inanıyoruz. Çünkü Karabağlar deyince akla ilk gelen şey mobilyadır. Mobilya. Özdeşleşmiştir, evet, artık. Hatta sadece, evet, İzmir için değil, çevre, evet, illerden bütün de Ege'de bu böyle bilinir. Evet. Ege bölgesinde mobilya almak isteyenler Karabağlara gelir. Biz onun daha da gelişmesi yönünde bir desteğimiz bu. Tabii sadece bu destek yetmez. Bundan sonra da gene belediye olarak mobilya sektörünün yanında olacağız. Onları desteklemeye devam edeceğiz. Evet, bu kadar üzücü konu arasında yüzü güldüren projelerde. Evet, genel başkanımız da ondan çok memnun oldu. Yani, evet, özellikle ilk konuşmasını orada gerçekleştirdi. Esnafla buluşturduk. Evet. Mekanı da gezince gerçekten çok beğendi. Evet. Çünkü bu tür mekanlar İzmir'e gerekli, Karabağlara da gerekli. Biz de ona destek olmaktan onur, evet, duyduk. İzmir'e ve Karabağlara gerekli olduğunu düşündüğünüz aslında bir açılış daha gerçekleştirdiniz, evet, aynı dönemde. Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi yine Kılıçdaroğlu'nun, evet, katılımıyla. O Karabağlar'da gene büyük bir eksiklikti. Yıllardır üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Onun da görüntülerini dönelim, evet, bu arada. Nihayet sonlandırdık ve şu anda %30 seviyelerine, yıl sonuna kadar imalatı %30 seviyelerine gerçekleşmiş olacak. İnşallah 2023'te de oranın açılışını gene nasip olursa genel başkanımızla İzmir'de. O zaman temeli atıldı aslında, evet, açılış gerçekleşmedi. 2023'te açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Orası da gençliğe hizmet verecek. Gençlerin işte kötü alışkanlıklarından tutmanın bir yolu da spora yönlendirmek. Evet, bu merkez tamamen sportif çalışmaların, etkinliklerin olduğu, gençlere hizmet eden bir merkez olacak. Evet, siz gençlere önem
çok önemsiyorsunuz. Çok önemsiyoruz biliyoruz. Çünkü gençler geleceğimiz. Sadece spor tesisiyle değil, yaptığımız kültürel tesislerle de onların yanında olmaya devam ediyoruz. İşte yurt binası yaptık, eğitime evet. destek veriyoruz. Bunlar devam edecek. Özellikle bu kesime, yurt çok gençlere, önemli bir hale öğrencilerimize eğitime desteğimiz devam edecek. Hiçbir zaman da o konuda bir tasarruf yapmıyoruz. Sayın Sertopu, kültür sanatla beraber aslında bilime dair de projeleriniz evet. var sizin. Yine gençlere yönelik, çocuklara yönelik. Yıldız Kenter Kültür Sanat Merkezi ve Nasrettin Hoca Çocuk Bilim Merkezi'nden de kısaca evet. bahsedelim. Bildiğiniz gibi Nasrettin Hoca heykeli diyeyim, çok İzmir'de tartışılan evet. bir yerdi. İşte rengiyle, için görüntüsüyle. Biz orayı kente kazandırmaya çalıştık ve bir proje geliştirdik. O projede de uzmanları buranın çocuklara dönük bilim, sanat, kültür merkezi olması yönüyle bir öneri geldi, proje geldi. Biz de bunu projeyi uygun gördük ve hayata geçirdik. Şu anda çocuklar, çünkü bir denemesi de yapıldı geçtiğimiz günlerde, oraya girince oradan çıkmak istemiyorlar. Evet. Müthiş hoşlarına gidiyor. Birçok bilimsel deneyimi de birebir oradaki aletlerle yaşayabiliyorlar. Yıldız Kenter Kültür Merkezi de İzmir'in, Karabağların önemli bir kültür merkezi olacak. Yaklaşık 7000 metrekare büyüklüğe sahip. Şu anda İzmir'deki mevcut kültür merkezleri de büyüklük olarak ikinci sırada olacak bir merkez. Orada da ağırlıklı kültür sanat faaliyetleri, kurslar, Karabağlıların işte kadınlarımızın, öğrencilerimizin, gençlerimizin gidip orada evet. değişik kültürel etkinliklere katılma olanakları olacak. Ayrıca özel bir salonumuz da var, 350 kişilik. Konser, tiyatro ve diğer çeşitli toplantılara o salonumuzda hizmet verecek. Evet, pandemi döneminde özlemiştik diye evet, bu etkinlikleri. Evet, evet. Bu arada sadece Karabağlılar için değil, İzmirliler için yine bir uğrak noktası evet. olacak muhtemelen önemli bu merkez. Önemli bir yer olacak. Zaman içerisinde faaliyeti geçtiğinde İzmirliler evet. de onu görecek. Şu anda tefrişi yapılıyor. Kısa zamanda faaliyeti geçecek. Duyurmuş olduk biz de buradan. Evet, evet. Peki sizin çok önem verdiğiniz bir konu da semt merkezleri. Göreve geldiğinizde sayısı 4'tü yanlış bilmiyorsam. Evet. Şimdi bir 4 katına çıktı açtık. Değil mi? 17.yi açtınız. Hedef 58 mahallede bir semt merkezi açmak. Peki neden orada bu semt merkezlerine önem? Kadınlarımızla evet. özellikle Karabağlar'da ev hanımlarıyla, evdeki kadınlarımızla belediyemiz arasında bir köprü oluşturmak, bir iletişim sağlamak ve her açtığımız semt merkezi çok hareketli oluyor. Bütün kadınlarımız, o mahallede oturanlar sahip çıkıyorlar. Onlara orada eğitimler, kurslar, meslek edinme kursları, işte örneğin sağlıkla ilgili olsun, kültürel sanatla ilgili değişik konularda da zaman zaman söyleşiler, etkinlikler gerçekleştiriliyor. Onlara şimdi bir de şu imkanı sağlayacağız. Ürettiklerini de Büyükşehir Belediyesi ile de görüştük. Selbili Otopark'ın üstünde de orada bu ürettiklerini sergileme imkanı da bulacaklar. Evet. Yine son zamanlarda önemli konulardan biri oldu. En azından küçük de olsa kendi ekonomilerine bir katkı sağlayabilecekler. Evet. Sayın Sertopu, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz evet. ama mutlaka size sormak istediğim iki soru var. Karabağlar'da bir gündem aslında bu iki soru uzun süredir. Osman Aksüner, Aşık Veysel ve Aydın mahallelerinde imar değişikliği söz konusu. Ve aslında siz ilgili bakanlığa, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bu konuda başvuruda da bulundunuz ama 2 yıldır bir geri dönüş alınmıyor, bir sonuç alınmıyor diyebiliyoruz. Oradaki son durum nedir? Halen onayda, beklemede. Duyumlarımız onaylanacağı yönünde bize bilgiler geliyor. Umarız ki onaylanır. Çünkü yaklaşık 4. yıla gireceğiz. Yani 2018-2022 4 yıllık bir süreyi almış olacak. Onaylanırsa hızla o bölgede uygulamaya geçerek gerçek anlamda adaletli, sağlıklı bir dönüşümü evet. orada gerçekleştireceğiz.
O proje bizim için çok önemli. Evet, özellikle İzmir depreminden sonra kentsel dönüşümün önemi örneğin arttı. Örneğin orada Melez Çayı'nın en azından kenarını evleri su basıyor. Bunları kaldıracağız. Melez Çayı etrafında bir yeşil kuşak oluşturulacak. Orada belki işte yürüyüş yolları, değişik aktiviteler yapılabilecek. Evet. İşteki yeni yapılaşmayla düzenli bir kent dokusu elde edilecek. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. İnşaat Fakültesi mezunu Sayın Selvi Topu değerli izleyiciler ve Harita Kadastro Mühendisleri Odası kurucu üyeliğiniz oldu daha önce. Evet. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı görevinde de bulundunuz. Evet. Bu anlamda da kentsel dönüşüme önem veriyorsunuz ve bu görevleri de yapmış bir belediye başkanı olarak bu süreci yürütüyorsunuz. Bu da yine önemli. Peki bir diğer gündem konusu da Karabağlar'da çok büyük bir alan var ve bu alanın tamamının siz Demokrasi Üniversitesi'ne verilmesini istiyorsunuz. 80 hektarlık bir alan var. Evet, 80 hektarlık bir 38 alan. 38 hektarı zaten ayrıldı üniversite alanı olarak. Üniversiteye aslında kalan bir bölümü verildi ama kalan 42 hektarında bir bölümü konut yapılmak isteniyor. 42 hektarına konut yapılmak isteniyor. Biz de diyoruz ki hayır, oraya da konut yapılmasın. Üniversiteye tahsis edilsin. Üniversite binaları yapılsın. Talebimiz bu. Peki gelişmeler ne yönde ilerliyor? Peki bu talep farklı algılanıyor. Hatta bizi üniversiteye karşı olmakla da suçlanıyoruz. Evet, biz sizinle oraya gelip bir haber de gerçekleştirmiştik talebi olarak. Algı yaratılmaya çalışılıyor. Biz o alanın tamamının üniversite alanı olmasını istiyoruz. Üniversite alanı kurulursa orada yerleşkesi gerçekleştiğinde de bu Karabağların ekonomik, siyasi, ticari, toplumsal yaşamına önemli bir katkı sağlayacak inancındayız. Şu anda da son yapılan, yani iptal edilen ancak hiçbir değişiklik yapılmadan yeniden onaylanan planla ilgili yargı süreci devam ediyor. Yargının vereceği karara göre hareket edeceğiz. Evet. Aslında gençler için bir direnç içerisindesiniz. Biz oranın gençlere tahsis edilmesi tam demek. Da bu onu noktada istiyoruz. Programın sonunda o zaman gençler için bir mesaj alalım. Gençler için söylemek istediklerinizi alalım sizden. Gençler bizim için çok önemli. Ülkemizin geleceği, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de ülkeyi bizlere değil onlara emanet etmiş. Yani gençlere emanet etmiş. Bunu emanet ederken de gençlerdeki duyarlılığı, heyecanı bilerek bu emaneti gençliğe hitabesini gençlere vermiş. Evet. O yönüyle de bizler de gençlere inanıyoruz. Ülkemizi geleceğe taşıyacak onlar. Evet. Biz de onlara dönük ne varsa eğitimlerinden tutun, işte yurt ihtiyacından, spordan, kültürden, sanattan her yönüyle onların yanında olacağız, onları destekleyeceğiz. Onların ülkesini, yurdunu seven, bilgili, deneyimli, donanımlı yetiştirilmesi yönüyle bizim de elimizden gelen katkı neyse onu onlara yapacağız. Evet, son zamanlarda yurt dışına gitme planı kuran gençlerin sayısı da arttı ülkemizde maalesef. Bir yandan da beklentileri arttı. Aslında siyasetle ilgilenen gençlerin sayısı da arttı. Nereye giderlerse gitsinler, kendi ülkelerindeki o sevgiyi, o dostluğu, güzelliği bulmak gerçekten zor ama gençlerimiz de gitmek istiyorsa bence en önemli sebebi ülkedeki tedirginlik, gelecek kaygısı. Zaten bu yüzden de bunun iktidarı gençler belirleyecek diyorlar. Bu ülkede bunların ortadan kaldırılması lazım ve gençlerin doğdukları, büyüdükleri, eğitimlerini gördükleri kendi ülkelerine de hizmet etmelerini sağlamamız lazım. Peki. Güzel gençlere mesajlarımızla bitirdik programımızı. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz teşekkür Sayın Selvi ediyorum. Topu. Çok iyi yayınlar, başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyiciler, Ege Saati'nin bu haftada sonuna geldik. İzmir açlık sınırının en yüksek olduğu il dedik ve Karabağlar bölgesini nasıl etkilediği üzerinde durduk ve çok önemli projelere imza atan Karabağlar Belediye Başkanı Sayın Muhittin Selvi Topu ile bu hafta programımızı gerçekleştirdik. Şimdiki bölümümüzde Sinan Dündar sizlere Ege'nin öne çıkan başlıklarını aktaracak. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba değerli televizyon izleyicileri, ben Sinan Dündar. Ege Saat'in haber kuşağında bu haftada birlikteyiz. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden bölgedeki önemli gelişmeleri sizlere aktarmaya başlayalım. İlk haberimiz Muğla'dan. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün geçtiğimiz hafta Bodrum'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Bodrum'a
toplamında 1.1 milyar liralık bir yatırım yaptıklarını belirten Başkan Gür'ün, yapılan yatırımları, devam eden projeleri yerinde inceledi ve Bodrumlulardan birazcık daha sabır istedi. İzmir'e geçiyorum. İzmir Ekonomi Üniversitesi girişimcilik ve yenilikçilik endeksinde 42. oldu. TÜBİTAK'ın öncülüğünde yapılan inceleme neticesinde açıklanan 2021 yılı girişimci ve yenilikçi üniversite endeksinin 42. sırasında yer bulan İzmir Ekonomi Üniversitesi bir yıl aradan sonra yeniden listeye girmenin gururunu yaşadı. Bu yıl beşincisi düzenlenen İzmir Mizah Festivali geçtiğimiz 23 Aralık akşamında verilen ödüllerle sona erdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ünlü sanatçı Müjdat Gezen'e Aziz Nesin Onur Ödülü verildi. Müjdat Gezen burada yaptığı konuşmada Aziz Nesin Onur Ödülü'nün verilmesi beni çok onurlandırdı. Aziz abi keşke aramızda olsaydı dedi. Müjdat Gezen ödülünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in elinden aldı. Bir sanat haberimiz daha var, o da Konak'tan. Konak Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması sonuçlandı. Bu yıl iklim ve çevre temasını işleyen yarışmaya 253 karikatürist 492 eserle katıldı. Birincilik ödülü Mustafa Kurmalı'nın olurken Emrah Arıkan ikincilik, Nurullah Şimşek de üçüncülük ödülüne layık görüldü. Geçtiğimiz Perşembe günü değerli izleyiciler, İzmir bir cinayet haberiyle sarsıldı. Bir vahşet haberiyle sarsıldı daha doğrusu. İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bir fabrikada çalışan ve fabrikada bulunan bir odada yatan 3 Suriyeli genç uykularında ateşe verilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı KK başka bir karı kocayı da bıçakladığı için yakalanınca bu suçunu da itiraf etti. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Her 23 Aralık'ta İzmir'de devrim şehidi Kubilay ve arkadaşlarının anması gerçekleşiyor değerli izleyiciler. Menemen'de 91 yıl önce Cumhuriyet karşıtları tarafından katledilen şehit Asteğmen Kubilay ve arkadaşları İzmir'de 10 kilometrelik bir yol koşusuyla anıldı. Ayrıyeten birçok ilçede de çeşitli etkinliklerle Kubilay ve şehit arkadaşları anıldı. Biz de kendisinin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu Kayseri çok önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı değerli televizyon izleyicileri. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları Gaziantep'ten sonra Kayseri'de Çalıştay'da bir araya geldiler. Biz de Ege Saati olarak bu Çalıştay'ı yerinde takip ettik. Çalıştay'da çok önemli konular ele alındı. En önemli gündem konusu da ekonomik zorluklar içinde yaşayan halkın derdine derman olacak çözümler bulmak idi. Bunun için Kara Kış Fonu masaya yatırıldı. Bununla ilgili çok önemli kararlar alındı. Değişik konu başlıklarında da birçok oturum gerçekleştirildi. Çalıştay'ın en güzel anı başkanların Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hazırladıkları sürpriz doğum günü pastası oldu. Bizim bu Çalıştay'da yaptığımız çeşitli söyleşiler var başkanlarımızla. Çalıştay'a dair değerlendirmelerini aldık. Şimdi programımızın sonuna gelirken sizleri bu VTR'mizle baş başa bırakacağız ve size veda edeceğim. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla tekrar bir arada olmak üzere egesaati.com'u ziyaret etmeyi ve sosyal medya hesaplarımızı takip almayı unutmayın. Hoşçakalın. Tüm Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımızla beraber Kayseri'deyiz. Burada belediye başkanlarımızla beraber yaptığımız projeleri birbirimize aktarıyoruz. Özellikle Kara Kış projesinin daha fazla üzerinde durduk. Tıkır tıkır çalışan belediye başkanlarımızla beraber toplantımızın birinci gününü tamamladık. Genel başkanımız da bize gerekli olan mesajları verdi. Önümüzde bizi çok ama çok önemli bir süreç bekliyor. Her şey gebe.
Ama biz aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz ve umuyorum ki gelecek olan gelecek. Kara Yürüye, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Millet İttifakı'nın önümüzdeki süreçte yapması gerektiğini, bugün kadar yaptıklarımızı güzel bir stratejik çalışmamız oldu. İnşallah hem bölgelerimize hem ülkelerimize hayırlı oldu. Yolundan sonraki süreç içerisinde hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin Millet İttifakı olarak da ülkemize büyük katkılar sağlayacak. Daha sonra yine Anadolu'muzun birçok kentinde bu çalıştaylarımızı yapacağız. Daha çok belediyelerimizin olmadığı yerlere tercih ediyoruz. Çünkü biz kendimizi başkaları hep anlatıyoruz. Biz kendimizi kendimizin anlatması lazım.